Aydın, günaydın. Tenerim, gözlerim şişmiş, nasıl uyumuşum, geç yattım ya. Hepinize muhteşem çay bardağımdan günaydınlar efendim. Bugün izinliyim, evdeyim. Diyetime devam ediyorum, haşlanmış yumurtamla birlikte formumu korumaya. Bugün Kibar ablayla birlikte mobilyacıya gideceğiz. Hani Cemile'ye mobilya almıştık ya. Şimdi o mağazadan Kibar ablaya mobilya alacağız. Biliyorsunuz Kibar abla taşınacak çok yakın zamanda. Kendi evine geçecek. O yüzden Kibar ablacığım ev hediyesi olarak oradan mobilya alacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Yola çıkacağız. Bugün yine bir sürü işim var. Sonra biz Doğan Can'la buluşacağız. Uzun zaman sonra kendime bugün alışveriş yapacağım. Hepimiz birlikte alışveriş yapacağız. Yandan gel mangeye gako gako şugan gel mangeye gako çık çık çık. Evet, yine muazzam ve muhteşem olduğumu düşünüyorum. Duşumu aldım. Bak şimdi bu keten gömleği o kadar güzel ütülemişim, uğraşmışım. Kör olsun ki bunu şimdi arabaya binip oturup kalktıktan sonra görün ki çarşamba pazarı. Aynı böyle bazı akrabalar gibidir. Yaparsın. Sonra bir yapmazsın, Allah belanı versin. Bu da aynı onun gibi. Yapıyorsun. Bir oturup kalkıyorsun, Allah belanı versin. Günaydın efendim. Nasılsın, görüşmeyeli? Evet ki keşke akşam yatıya kalsaydı, boşuna gitti. Git gel. Bir şey soracağım. Arabanızın keten gömlek buruşturma özelliği var mı? Var. Ha, canım. Yani bu taş direksiyondan sonra onun... Sırf senin için öyle aldık zaten. Pantolon. Bir şey diyeceğim. Bu arabayı sen de alalı 2 gün oldu. Bu taşı ne ara yapıştırdın? Yapıştırdım bak. İstasyonda. Ne orada da mı var? Ay maşallah, rahmetli Nur yerli taş. Anne biz de bizimkine sarı bez dolayalım. Gel. Şimdi komşu ceizlerimden ayrılıyorum. Doğan Can'la birlikte AVM'ye gideceğiz. Bugünü kendime ayırdım. Aylar sonra kendime güzel bir alışveriş yapmak istiyorum. Kendime ne aldım? Aylardır evdekileri poşet mi? Koymaya yer yok diyen kadın az önce gardırobun en büyüğünü seçti. Diyene bak. Aylardır kendime çul almadım. Evdekileri almaktan, borç hazırlamaktan. Bugün gidip kendime alışveriş yapacağım. Güzel gömlek falan almak istiyorum. O yüzden bugün kendime ayırdım. Evim de temiz, oh. Ağzına bir bellemiş dünya markası. Nereye soksa burası dünya markası. Sanki diğerleri uzay markası. Az önce beni bir mağazaya soktu, bir tane gömlek miydi o, ceket gibi bir şeydi. Deri bir ceket gibi bir şey. Ama çok deri dedi, süvetti. Pahalıdır, bakma dedim başta. Kaç para çıktı? 30 bin lira çıktı. Bence 30... normal ona. 30 bin liraya gider kasaptan et alırım. 30 bin liraya. Yani hayvanı derisine vereceğim parayı bari etine veririm, en azından mideme girer. biz kurbanda derileri bağışlayalım, sonra da geri parayla alalım. Ben de vermem canım bunu, öyle para. Yok, arkadaşım da almaz onu asla. Ya neyi bak, senin ayakların zaten büyük. Bak bir de... Şunu bir ver. Bir yandan can tut, yan tut. Kendi param lazım. Bak ya, sanki ben dileniyorum. Bu arada... Bak aldığı ayakkabıya bakar mısın? Ne kadar çirkin. Biri bana şey atmış geçen, Konya'da bizim oralarda sağdıcı da damat giydirir. Her boku bilen Kadir bunu sana söylemedi mi diye bir mesaj okumuşsun, öyle aklıma geldi. Sen onu engelle, kimse hazırlamazsan. Allah'ın belası, çok çirkin, bunu alma. Benim... Nerede ayın oyun şeyler var, onları seçiyor. Bir de o koca ayaklarıyla. Sana pide kartonu lazım. Üstüne afiyet olsun yazar. Bir tane takipçimiz bak Doğan'a ne yazmış. Kız seni boğacağım. Ay sonunda Kadir piyazadan çıkmış bak. Sayende detayını da unutma. Sayende. Kız piyazda eve yakın. Burası neresiydi? Seni ünlülerin takıldığı AVM'ye getirdim. Vay vay. Evet, az önce Türkan Şoray'la selamlaştık. Ya koç ciddi merhabalaştık. Mavi elbise seçiyordu. Ünlü dedi de ben Arap turistten başka hiçbir şey görmedim Mavi Mevli. Yani ünlü genelde de burada takılırlar. Çünkü yani piyazada olmayan pek fazla bir mağaz.
Saymayayım şimdi, sayayım mı? Neyse tamam. Hayır, piyazların hepsini gezdim, oradan alacaklarımı aldım. O yüzden piyazlığa gitmedim. Canım piyazdan, kalp koyuyorum. Evimin iki sokak arkasından yürüyerek gidip geliyorum. Burası İstinye, dünyanın bir ucu. Ben buraya nasıl gideyim geleyim? İyi gidi kız. Ama güzel bir alışveriş oldu. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum da. Kaç para harcadın? Söyleyeyim mi? Yok, bu sefer bir şey harcamadım o kadar. Ne? Sadece o timsahlı yere verdiğimiz para? Hayır, o da para... çok değildi. O kadar bohç alışverişinden sonra benim gözüme bu hiçbir şey.